Evet, ekranları başında bizi izleyen Kanal 60 izleyicileri, hepinize saygılar, selamlar. Evet, yine Müslüm Türkcan'la Gözden Kaçmasın programında sizlerle beraberiz. Bu hafta 3. programımız, dolu dolu, tempolu bir şekilde konuklarımızı ayarlıyoruz. Sizlerin ekranda kafanıza takılanlar, gözden kaçan hususlar, gündemde olan konular nedir, ne değildir, nelerin gözden kaçmaması gerekiyor? Bunları paylaşmaya çalışıyoruz. En yalın haliyle sizlere bu ekranlardan, Kanal 60 ekranlarından sunmaya çalışıyoruz. İlk programımızda sağlık konusuna değinmiştik. İkinci hafta eğitim konusu. Şimdi de engellilerimizi burada ağırlıyoruz. Engelleri aşmak için ağırlıyoruz. Bugünkü programımızda göremeyenlerin gözü, duyamayanların kulağı, tutamayanların eli, yürüyemeyenlerin ayağı olacağız. O yüzden program başında sonuna kadar mesajlarınızı esirgemeyin. Facebook'tan Müslüm Türkcan TV, Twitter'dan Müslüm Türkcan'dan adreslerinden bizi mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen stüdyoda yerlerini aldığım konuklarıma dönüyorum. Sırasıyla tanıyoruz onları. Evet başkanım, öncelikle sizden başlayalım. Hoş geldiniz. Siz, ben bir şey demiyorum. Buyurun siz kendinizi tanıtın. Merhabalar, hoş bulduk sevgili Müslüm kardeşim. Öncelikle size ve Kanal 60'a çok teşekkür ediyorum. Az önce benim sürekli basında kullandığım kelimeleri kullandığınız çok da hoşuma gitti. Tabii ki görmeyenin gözü, düşünemeyenin düşü, beyni, yürüyemeyenin ayağı, tutmayanın eli, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de basındır. Basın bu anlamda bizim için olmazlardan en önemlilerinden bir tanesidir. Olmazlardan olmazlarıdır. Dolayısıyla bizi bugün burada ağırlayıp bizim ülke genelindeki sorunlarımızı tartışmak, çözümleri nelerdir ona bakmak, yerel yönetimler bu işe nasıl bakıyor, genel yönetimler burada nasıl bakıyor, toplum nasıl bakıyor bunları tartışacağız. Şükrü Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanıyım. Kahramanmaraş, Elbistanlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye genelinde 63 tane şubesi olan Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkanlığı'nı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun Başkan Yardımcılığı'nı devam ettirmekteyim. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Hanım, sizi tanıyalım. Burcu da Sivaslıyım. Okçuluk milli takım sporcusuyum. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı. Burada bulunma amacım da zaten asıl amacım da bu. Engellilerin neler yapabileceğini söylemek adına, neleri başarabileceklerini söylemek adına buradayım. O yüzden burada okçuluğu konuşmak için sizlerle birlikteyim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ve televizyonlarda izlediğimizde ailemizden biri, kendi insanımız olarak gördüğümüz sevgili Bilal Göregen de konuklarımız arasında. Bilal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım. Ben Bilal Göregen, 1988 doğumluyum. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya geldim. 7 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. Doğuştan görme engelliyim ama engelli olmak hayatta başarıya engel değildir düsturuyla her zaman yıllardır hayatıma devam etmekteyim. 2009'dan bu yana süregelen bir popüleritem var. Ama ben bu popüleriteyi daha çok sosyal sorumluluk projelerinde kullanmak istiyorum. Çünkü Peygamberimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi insanların en hayırlısı insana faydalı olandır. Ben de insanlara faydalı bir birey olmak için engelimi bir tarafa bırakarak kendimi topluma entegre etmek istemek için böyle bir yola başvurdum. Çok sağ ol canım kardeşim. Sana da hoş geldin diyoruz. Eyvallah. Evet, çok güzel bir program olacağı kanaatindeyim. Çünkü gördüğünüz gibi konuklarımız 64 şubesi bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı. Her ne kadar kendisi mütevazi davransa da, dile getirmese de, engelli olarak milli takımlar İstanbul değil, Türkiye değil, Avrupa değil, dünya şampiyonu birisi var konuk olarak. Zaten Bilal Göregen için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onu hepiniz çok yakinen, en içten bir şekilde ailenizin bir ferdi olarak tanıyorsunuz. Sözü fazla uzatmayalım. Mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlar gelmeye başladı. Onları ilerleyen süre içerisinde sizinle paylaşacağım. Hemen başkanıma dönmek istiyorum. Başkanım, Türkiye Sakatlar Derneği ne zaman kuruldu? Nasıl bir işleyişi var? Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında İstanbul'da kuruldu. 1963 yılında kamu yararlı belgesini aldıktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye genelinde örgütlenerek
Öncelikleri arasında ülkemiz içerisinde insanların sakat kalmaması için, annelerin engelli çocuk doğurmaması için mücadele eden ama adı her ne olursa olsun, yani engelliye sebebi olan her türlü unsurlara karşı koyan ve bunların olmaması için faydalı çalışmalar yapan bir kuruluş. Bunun dışında ülke genelinde sebebi ne olursa olsun, gerek trafik kazası, gerek akraba evliliği, gerek iş kazası, terör, bunun adına ne derseniz deyin. Bu nedenlerden dolayı sakat kalan, bugünkü deyimiyle engelli olan arkadaşlarımızın toplum içerisinde tekrardan rehabilite edilip tüketici değil üretici hale gelebilmeleri ve bunların yaşam kalitelerini yükseltebilmek için sosyal devletin kendi üzerine düşen görevlerini yaptırmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Çok güzel. Peki bu şubeleşme süreci nasıl işliyor? Şubeleşme süreci illerde az önce bahsettiğim konuları üzerinden gelen ya da bu konuların olması gerektiğinin, çünkü tek başına Türkiye Sakatlar Derneği bu anlamda bir üniversite. Türkiye'de bugün ne kadar dernek, federasyon, konfederasyon varsa hepsinin geçmişine baktığımızda buradan kopmalardan meydana gelmiştir. Bu anlamdaki bu üniversite içerisinde Türkiye genelinde engelli hakları konusunda mücadele etmek isteyen arkadaşlar Türkiye Sakatlar Derneği'ne müracaat eder ve orada da bir oluşum oluşturur. Türkiye Sakatlar Derneği orada şubeleşir ve örgütlü çalışmayı sağlar. Bu anlamda Türkiye genelinde bize gelen müracaatları alıyoruz, değerlendiriyoruz. Gerçekten bu iş hak eksenli çalışabilecek gruplar ise bunlara biz şubeleşmeyi verebiliyoruz. Ama tabiri caizse dilenci modeli yapan ya da engelli sırtında rant sağlayan dernek kurma amacında olan arkadaşlarımıza da zaman zaman gözümüzden kaçıyor. Müsaade etmiyoruz ama gözümüzde kaçsa bile ileriki aşamalarda bunu fark ettiğimiz zaman zaten hemen ya görev değiştiriyoruz ya o şubeyi kapatıyoruz. Müdahale ediyorsunuz. Tabii ki. Ben şimdi Burcu Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi bende şöyle bir yapı var. Hani herhangi kanalda olursa olsun böyle şampiyonalarda İstiklal Marşı okunduğu zaman yüreğim böyle cız ediyor. Hani gözlerim doluyor. Branş ne olursa olsun orada İstiklal Marşı'nı duymak, onun okunuşunun verdiği mutluluk bambaşka, paylaşım bambaşka. Ki sizde de az çok o duyguyu yaşıyorsunuzdur ama o süreç nasıl başladı? Dünya şampiyonluğu nasıl geldi? Hani çok basit başlamıştı işin aslına bakarsanız. İlk okçuluğa başlamam tamamen rehabilite amaçlı olmuştu. 8 yıl önce geçirmiş olduğum bir kazadan dolayı engelli oldum ben de. Sonrasında da işte bir spor gündemiyle Bayrampaşa Fizik Tedavi'de sporla rehabilite olalım dedik. Sonra ilk ok attıktan sonra ok atacağım dedim. Yani bu artık benim performans sporcusu olmam gerektiğini düşündüm. Bir sürü uğraşlar, çabalar, onlara hiç girmiyorum bile. Ne zorluklar yaşadım ama hiç girmiyorum bile artık. Sonrasında da milli takım sürücü, İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusuyum ben. Eğitimlerimiz, hocalarımızın eğitimi, hocamızın ilgisi bu bağlamda zaten. Okçuluğu seviyorsunuz. Okçuluk da zaten farklı bir duygusu olan bir spor. İlk ok attıktan sonra vazgeçemiyorsun. İstesen de bırakamıyorsun. Zorluklara rağmen bir şey yapacağım diye bu sefer mücadele ediyorsunuz. Çok garip bir spor dalı o anlamda. Şöyle bir durum oluyor mu? Hani iki defa vurguladınız, ilk oku attınız. Hani artık dediniz mi? Artık ok yaydan çıktı. Yani diyorsunuz. Ok yaydan çıktı diyorsunuz. Çünkü yani varsa eğer bunu yapacaksanız, yani diğer spor branşlarında ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü farklı branşlarla da ilgilenmiştim amatör olarak kaza geçirmeden önce. Yani okçuluk farklı bir şey. Yani ilk oku attıktan sonra hırs da değil. Yani başka bir şey. Onu bulamıyorsunuz adını zaten. Ama yapmak arzusu. Yani bunu yapmak isteyen zaten yapıyor. Öyle ya da böyle zor şartlara rağmen yapıyor. Kaldı ki dünyanın pahalı ikinci sporudur. O yüzden çok zordur. Pahalı. Evet, malzeme bakımından oldukça pahalı bir spor dalıdır. O yüzden çok fazla sponsor ihtiyacımız oluyor sporcul olarak. Ne Türkiye şartlarında da ne yazık ki futbol ve basketboldan başka spor olmadığı mantığı hala ne yazık ki var. Bu yüzden biraz zorluklar yaşıyoruz. Biraz o algıda genç lens oluyor hani spor dallarında ama
Hani biz burada imkanlar zaten zorken, hani zoru başarmanın verdiği haz daha bir başkadır. Evet. O yüzden şu an Kanal 60 ekranlarında gerek bizi Tokat'ta, gerek Sivas'ta, gerek Anadolu'da, tüm Türkiye'de bizi izleyen bayanlar, engeli ne olursa olsun. Hani burada dünya şampiyonu bir sporcunun ağzından duyacağı ifadeler çok önemlidir. O az önce dediğiniz gibi rehabilitasyon. Hani onların o anki durumundan uzaklaşıp hayata bakış açısını değiştirecek. Belki orada siyah beyaz olan görüntüyü renkli hale getirecek. Belki renkli olan görüntüyü belki biraz daha HD kalitesine getirecek. Hani onlara buradan vermek istediğiniz mesaj ne olur? Nasıl bir ifade kullanırsınız? Siz bunu birebir yaşadığınız için. Yani dediğim gibi tamamen rehabilite amaç. Aslında başka arkadaşlarımı yönlendirmek, onları hayata adapte etme projesiydi bu. Ben aşmıştım artık engelli olma durumunu. Aşamayan arkadaşlarıma lokomotif olmaktı oradaki amacım. Sonrasında tabii diğer arkadaşlarım yapamadı. Mix takımda dünya şampiyonluğu aldığım arkadaşım Erdoğan Aygan'la ben yapmak istedik ve devam ettik. Sonrasında da yani Türkiye ilk kez benimle geldi bu. Yani bunun gururunu yaşıyorum. Yani istiklalim yani o kadar hırslanmıştım ki milli takım kamplarında antrenörlerimiz çok ilgili zaten. Çok emek veriyorlar bizlere. Yani 7 ay boyunca çok yeni bir sporcuyum milli takımda. Okçulukta da yeni bir sporcuyum. Okçuluk normalde 5-6 sene öncesine dayanmalı yetişme bakımından. Ben daha 3 yıllık sporcuyum ve milli takımda da 7 aydır milli takımdaydım. İlk yani milli takımla ilk şampiyonamdı. Ama ben dedim şampiyon olmaya gideceğim. Ben bunu çok istiyorum. Yani İstiklal Marşı'nı yani bayrağın göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması öyle bir arzuydu ki size az önce bahsettiniz. Ben de olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında o bayrağın göndere çektiren sporcuları seyrederken hüngür hüngür ağlayan biriyimdir. Bugün bunu ben de yapmak istiyorum diye çok istekli ve arzulu olmuştum. Bayan olmanın da dezavantajları var sporla alakası değil ama işte günümüz şartlarında. Evet. Hem engelli olmak hem bayan olmak. Yani zaten bayanlara çok fazla bir şey yapamazsın mantığı var. Bir engellisin bir de bayansın ve sen bunu yapmak için büyük bir arzu içindesin. Çoğu insan belki buna inanmadı. Belki de benden başka kimse inanmadı diye düşünüyorum bazen. Vardır. Ama inanç çok çok önemli bu anlamda. Dünya şampiyonasına gittiğimde olacak bu dedim. Ben buna çok inanıyordum. Eksik malzemeyle gitmiş olmama rağmen olacak ben dedim. Ve bir tane de değil. Hem bireyselde dünya şampiyonu hem mix takım bir erkek bir bayandan oluşan karma takımda dünya şampiyonu ve dünya rekoru. Yani bir şampiyonada alabilecek bir sporcunun bütün dereceleri aldım ve geldim ve bir kere değil iki defa İstiklal Marşı'nı okutmanın vermiş olduğu haz hiçbir şeyle ölçülemez. O yüzden Anadolu ve Türkiye genelindeki özellikle engelli bayanlar yapabilirsiniz. Örnek alsınlar size. Yapabilirsiniz. Ki çıktığım televizyon programımda bazı telefonla bağlanan seyircilerde şu cümleyi de duymak çok mutlu etti beni. Lokomotif olma görevini üstlenmiş gibiydim. Yani olduğumu da burada onlardan duymak çok buyurun, güzel. Buyurun başkanım. Burada araya girebilir miyim? Evet. Az önce çok güzel şeyler, tabii sorularınız çok güzel. Şuna bakmak lazım aslında Türkiye'de. Şimdi dünyada ülkeleri birbirlerine tanıtan ya da o milleti başka bir yerde anlatan iki tane unsur vardır. Bir, o ülkenin eğitimi ve kültürüdür. İki, o ülkenin sporudur. Yani ülkedeki sporla insanlar birbirine kaynaşır, tanışır. Bugün Bangkok'ta dünya şampiyonasına yani yaklaşık 37 ülkeye katılıyor ve bütün dünya izliyor. Bu bir spor, okçuluk sporudur. Ama bir spor yani. Bu sporda ülkenin milli marşını iki sefer çaldırmak, o ülkenin bayrağını göndere çekmek, o ülkenin sporcusunun bana göre havaalanında karşılandığı zaman bir başbakanın ya da bir başbakan düzeyinde bir yetkilinin basın ordusuyla karşılaması gerekir diye düşünüyorum. Muhakkak. Ki bunu geçtiğimiz yıllarda biz yaşadık. Örneğin bir Galatasaray'ın şampiyonasında yer yerinde oynaması ama maalesef bunun belki ben bilemiyorum
masrafı hiç yapılmamış, hiçbir harcama yapılmadan, yani bir engellinin bunu yapması, havalanda indiğimizde basın ordusu olmasına rağmen, yani ben karşıladım havalanda ekibimle beraber arkadaşımızı, basın ordusu olmasına rağmen küçük bir iki televizyonda böyle saniyelerce geldi geçti. Ne adı anıldı ne sanı oldu. Ha, zaman zaman bizim kendi gayretlerimizle birçok gazetelerde yer verdi. Sizin gibi birçok televizyonlar çağırdı, konuk etti. Mesele o değil. Ama mesele bunu Türkiye'ye dönüşünde Türkiye'ye anlatabilmekti. Fırsat verildiği zaman her şey yapılabiliyor. Engelli özellikle. Birileri hep engelliye baktığı zaman sadece onun vicdanını rahatlatmak için bakıyor. Sanki ona bir sadaka verir gibi bakıyor. Ona acıyarak bakıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Bir insan engelli olabilir. Ama o insana yaptığın yatırım çok önemli. Trilyonlarca para harcıyoruz. Yurt dışından sporcu transfer ediyoruz. Trilyonlarca para, 100 milyar dolarlarca. Ama biz Edirne'yi bir türlü geçemiyoruz. Neden? Geçsek ne olacak? Acaba milli marşımız okunacak mı? Peki madem öyle, hiçbir para harcamadan yaptığın, engelli sporcunun yaptığı başarıyı neden anlatmıyorsun? Geçtiğimiz yıllarda rahmetli Müslüm Gürses sağken bizim yine ampute futbol takımı dünya ikincisi oldu. Havaalanında kimse karşılamadı. Müslüm Gürses tesadüfen oradan, başka bir yerden geliyordu. Televizyoncular kolundan tuttu, getirdi. Ya işte burada hani sırf televizyona çıkarılsın diye. Yani bu ülkede şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuç olarak engelliye değer verilmiyor. Engelliye sadece acıyarak bakılıyor. O, yani vicdanlarını rahatlatıyor. Çok doğrusunuz o konuda. Bizim de gözlemlerimiz oldu. O konuya gireceğiz ama Bilal kardeşim orada artık sabırsızlanıyor. Abi bana yani, ne zaman sıra gelecek? Ben ne zaman? Benim şimdi bir huyum vardır. Hatta ben bu konuyla alakalı da yaşadığım bir olayı anlatacağım. İyi bir konuya değindin. Az önce abimiz, sevgili Şükrü abimiz, hemşerimiz diyeceğim ben ona. Çünkü ben de bir Maraşlı sayılırım Fahri olarak. Şimdi ben bir programa konuk oldum. İsmini de vermeyeceğim. Kanal ismini falan da vermeyeceğim. İfşa olmasın. Benimle beraber bir tane daha sanatçı vardı. Ve ben o programa konuk olduğumda o sanatçıya sürekli söz veriliyordu. Beni ikinci sınıf vatandaşmışım gibi. Bana ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlardı. Ben bir gün bunlara döndüm, dedim ki bu program içerisinde. Teşekkür ederim dedim böyle bir. Ne olduğunu onlar da anlamadı. Niye dediler falan. Dedim ki teşekkür ederim dedim. Bizi adam yerine koyup da bize söz verdiğiniz için dedim. Ve ister istemez başka bir şey korkusuyla reklama gittiler. Tabii ben orcanlı yayında o kelimeyi kullanmayacağım da o korkuyla reklama gittiler. Yani diyeceğim şu, burada Şükrü abi varken, burada Burcu abla varken bize konuşmak düşmez. Gerçekten çok iyi icraatlar anlatıyorlar. Şimdi Şükrü abimizin engelliye değer verilmemesiyle alakalı konuya da ben geleceğim. Engelliye değer vermek, az önce Şükrü abinin ifade ettiğine ek olarak ben şunu da söylüyorum. Şimdi bugün toplumumuzda niye engelliye değer verilmiyor? Veya bugün toplumumuzda engeller nerede diye bir soru işareti kafamızda belirecek olsa buna hiç gerek yok. Cevap açık ve net. Birbirine tahammül edemeyen, birbirinin düşüncesine, birbirinin görüşüne, birbirinin niyetlerine tahammül edemeyen, sırf biraz daha birisi diğerinden fazla bir yerlere gelecek diye toplumda eğer bir fesat ortamı oluşturulursa, ki bugün bu fesat ortamı var, biz sevgili Müslüm abiyle bu konuyla alakalı içeride bayağı bir sohbet ettik. Müslüm abinin kafasını şişirdim bayağı bir. Bir kere bizim hani devletimizi falan da geçtik, medyamızda böyle bir dışlama olayı var. Ben Yeteneksizsiniz'e çıktıktan sonra sayın menajerim televizyon kanallarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamıyor. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Televizyon kanalları bizlerin bir yerlere gelmesini istemiyor ki bize önem versin. Veya medya veya devlet veya sivil. Toplum. Şimdi şöyle yapalım güzel bizim, kardeşim. Bizim, çok özür diliyorum. Bizim bu konuyla alakalı öncelikle birbirimize tahammül etmemiz lazım ki ondan sonra birlikten, barıştan, kardeşlikten, şu an çözüm süreci gündemde ama senin engellinin dışlanıyor. O zaman neyleyim ben öyle süreci, neyleyim ben öyle barışı değil mi Şükrü abi? Evet. Doğru söylüyorsun. Şimdi ne yapalım? Senin öyle güzel konuştun, anlamlı mesajlar da verdin. Bir tarafta Şükrü Başkanı, bir tarafta Burcu Hanım.
Artık şimdi biraz neşelendir bizi. Kesinlikle. Biz zaten biz bu amaçla geldik. Bakma sen işte maksat saz elimizde olsun da nasıl olursa olsun işte. Ardına reklam. Reklamın reklamı da ben yapayım o zaman. Peşinden reklama bağla. Eyvallah. Kanal 60 ekranlarında Müslüm Türkcan'ın hazırlayıp sunduğu, Bilal Göregen'in konuk olduğu Gözden Kaçmasın programı başlıyor. Adamın hası, engellerin noktası Müslüm Türkcan. Allah'ına kurban. Program reklamlardan sonra devam edecek. Müslüm Baba sunuyor adı Gözden Kaçmasın.